Yatırım Finansman. İyi olur. Doktor Nuri Sevgen günaydın. Günaydın Barış Esen, günaydın Hakan Bey. Günaydın. Çok teşekkürler. Hızlıca bakalım. Borsada bir yönsüzlük var. Dün de yatay bir kapanış yaptı. Öğleden sonra hava pek iyi değildi. Aslında sen de söylemiştin. Çarşamba, bir klasik çarşamba gibi. Senin bugünkü yorumun, kurlarda ufak ufak hareket devam ediyor. Başka piyasayı etkileyebilecek gelişme var mı? Yani bir böyle haber akışına baktığımda Türk tahvilleriyle ilgili olumlu işte değerlendirmeler var yabancı yatırım bankalarından. Dün BNP'den gördüm. Deutsche benzer sanırım bir yaklaşım vardı. Yani Türk tahvil piyasasına ilişkin cazip olabileceğine dair işte 2 yıllık 41'lerde yani 2 yıl içerisinde 41'lik bir faizin aşağı gelebileceğini eğer bu program devam ederse tabii gerek şart bu. Hani aşağı gelmesi işte doğru senaryo gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Öyle görünüyor ve doktor açıkladı onu aslında. Dün çok güzel açıkladı. Yabancı yatırımcının bizim enflasyona bakması gerekmiyor. O faizler hakikaten artık işin içine girilebilecek bir düzeyi gösteriyor gibi ama diğer problemlerimizi de halletmemiz lazım arada. Neyse ben lafı uzatmayayım. Yok buyurun Nuri Bey. O zaman sondan başa doğru gideyim faizlerle ilgili söylediğin konuda. Hakan Bey de hatırlattı, dün de söylemiştim. Faizin düşmesinden daha önemli olan mevcut faizin aylık getirisinin Amerika'daki enflasyonun neredeyse tamamını cover edecek durumda ya da en azından oradaki getirilerden çok daha iyi getiri sunduğunu gösteriyor. Ama teknik sebeplerden dolayı parayı içeri soktuğunuz zaman dışarı çıkarabilecek misiniz? Swap gibi kanalların açılması gibi sorunlar var. Tabii bir de şu küçük notu düşmek lazım. Şimdi bu kurumlar Türkiye'nin Eurobond ihraçlarında aracılık eden kurumlar. Deutsche Bank, işte bir diğer söylediğin kurum, işte JP Morgan'ın bilinmesi. Doğal olarak bunlar Türkiye ekonomisi hakkında çok kötümser konuşmak istemiyorlar. Çünkü Türkiye'ye böyle bir Eurobond ihracı veya sukuk gibi yurt dışı piyasalardaki ihraçları yaptığı zaman bu kurumları kullanıyor. Kurumlar da bundan para kazanıyorlar. Bundan dolayı böyle bir en azından ters bir cümle kurmak istemiyorlar. Matematiksel olarak doğru cümleler kuruyorlar bu arada. Ancak en önemli beklentileri dün de konuştuk uzun uzun. Seçimlerden önceki durumu görelim. Seçimlerden sonra özür dilerim. Durumu görelim ona göre zaten bakarız diyorlar. Ki seçimlerden sonra mevcut politikaların devam ettiği sürece bence ilgileri yüksek olabilir. Seçim sonrasında hep beraber göreceğiz bunu ya da seçime yaklaştığı zaman durum netleştiği zaman. Borsaya gelince de evet borsa dün neredeyse tamamen gene beklediğimiz gibi oldu. Yukarı bir açılış oldu sonra satış geldi. Klasik çarşamba günü satışlar oldu ama bugün çok da derin yani dün de çok da derin satışlar olmadı. Bu da piyasanın artık aşağılarda bir taban bulduğunun görüntüsünü bana vermeye başladı. Bugün büyük ihtimalle artı kapatacağımız bir gün olacak. Yurt dışı piyasalarda miktar future'larda eksiler var. Asya tarafında özellikle Xi Jinping'le Biden'ın görüşmelerinden kaynaklı olarak Asya tarafı biraz daha aşağıda seyrediyor. Belki bunun etkisiyle açılışımız biraz aşağıda olabilir ama ben açılış aşağıda olursa kesin toplar diye düşünüyorum. Benim düşüncem muhtemelen yatay ya da yukarıda hafif bir başlangıç. Sonrasında yatay bir hareket yukarı aşağı oynamalar ama gün sonuna doğru belirgin bir yukarı doğru hareket olma ihtimali kuvvetli görüyorum ben bugün. Gördüğüm itibariyle de endekste 7600 ile 7800 arasında sıkışmış bir endeks var. 7750-7800 bölgesi çok önemli. Bu bölgede bütün ortalamalar iyice birbirlerine yaklaştı. Ya bu bölgeyi kırarsa yukarı doğru sert bir hareket yapacak ya da 7600'ün altına gelirse aşağı doğru sert bir hareket yapacak noktasındayız. Hani Sırat Köprüsü derler ya tam çizginin üzerindeyiz şu anda. O yüzden benim gördüğüm aşağıda sanki satışlar biraz da azaldı. Kötü bir haber gelmezse yukarı doğru potansiyel daha yüksek gibi görünüyor ama bu fikrim her an değişebilir. Çünkü piyasada öyle inanç diye bir şey olmaz. Piyasada önemli olan gideceği yerde siz de o yönde hareket etmenizdir. Eğer kısa süreli trade yapan bir yatırımcıysanız. Ama uzun vadede her zaman zaten enflasyon iç beklentiler ve negatif reel faiz burada etkili oluyor. Gördüğüm kadarıyla 7750-7800 bölgesi çok önemli. Buraya dikkat etsin yatırımcılar. Orayı kırdı ve üzerinde kaldığı sürece özellikle hacimle birlikte bir artış olursa yukarıda 8200-8400 bölgesine yeniden bir hamle olabilir. Buna mukabil 7600'ün altına kayarsa da yeniden 7400-7300 bölgesi gündeme gelebilir. Yatayda hareket sürüyor ama Kasım ayları genelde iyi aylardır ve Perşembe günleri de son dönemlerde genelde pozitif günler olarak geçiyor. Bakalım bu Perşembe'de perişanlık mı olacak yoksa gerçekten güzel bir gün mü olacak? Ufaktan Cuma'ya hazırlık yapıyor Nuri Sevgen.
Hakan evet, abi. Güzel güzel. Evet. Sayın Sevgen, şimdi bu dolar biraz önce Barış Esen de söyledi. Yani ufak ufak bir yukarıya doğru gidiş var ve ben şeyi de görüyorum. Biraz Merkez Bankası ile serbest piyasanın da aradaki makas açılmaya başladı. Yani serbest piyasa biraz önden koşturuyor. Hmm. Sanki bir başka düzleme girdik gibi. Hani böyle merdiven şeklinde gidiyorduk ya, çıkıyorduk. Şimdi böyle bir yukarıya doğru zaten bir kontrollü dalgalı kur rejimi sanki sürecek gibi, yani devam edecek gibi görünüyor. Eylül'den Turul Belli de yazmış, oradan aldım rakamı. Eylül'den bu tarafa sepet kur %7 artmış baktığımız zaman. Şimdi bu tarafta sanki ama bir işe de yarıyor gibi. Mesela ben ihracat tarafını da bunun yavaş yavaş desteklemeye başladığını, ithalat üzerinde de biraz hafif bir baskı da oluşturabileceğini bu yukarıya doğru gidişin ve aynı zamanda tabii ki hala Türk lirası varlıklara geçme konusunda tam böyle bir yerine gelmiş iştah olmasa da, yani en azından dövize geçme noktasında da fazla bir şey yok gibi görünüyor. Yani böyle bir yeniden bir sıçrama, bir kur şoku beklentisini hafifletiyor gibi hissediyorum. Ama benimkiler tamamen sezgi. Yani sayın doktor ne der, onu soracağım. Şimdi evet, kura doğru bir ilgi yok. Çünkü genel olarak kontrollü bir kur hareketi var. Bu kontrollü hareketi çok net şekilde görebiliyoruz. O yüzden yatırımcılar biraz daha o tarafa bakmıyor. Bir de faizlerin yükselmesi burada yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Çünkü sizin %40-43 arasında bir faiz alıyor olmanız lazım mevduatta. %3'ün üzerinde bir getiri hitap ediyor aylık. Aylık %3 getiri olmayabilir, dövizde beklentisi var. Bir de döviz yatay gidecek. Seçimden önce hükümet hareketlendirmez, bunu engeller gibi önündeki görüş hakim. Bu noktada dövize talebi engelliyor ama Merkez Bankası da kontrollü olarak götürdüğü kurda da ortalama olarak %35-40 arasında bir faizi yükselme olarak bet ediyor. Yani kontrollü gidiyor. Tabi burada korkulan, ben yine şeytanın avukatlığını yapayım, ister kızsın ister darılsınlar ama benzer bir durum Arjantin'de. ARS, USD, USD ARS'dir kodu. Yani Arjantin pesosunun dolara karşı olan grafiğine baktığınız zaman bu ürkütücü bir grafik. Aynı grafik birebir Türkiye'ye uyuyor. Orada da benzer hatalar yapılmış. KKM yapılmış, KKM'den dönülmüş. Resmi kurla piyasadaki serbest kurasındaki fiyat farkı ciddi açılmalara neden olmuş. Ve kuru kontrollü yaptıkları için böyle olmuş. Yani aynı şekilde biz 2021 yılında hani büyük kur şoku yaşadık ya. Onlar da büyük kur şokları yaşamışlar. Yani ilk mesela şöyle diyeyim. 2018 yılında Arjantin pesosu 18 peso 1 dolar ediyormuş. Sonra büyük bir kur şoku olmuş. 2019'un gelmeden 2019 başında 40'a çıkmış. Yine ondan sonra yatayda bir sürü hareket ettirmişler. Tıpkı bizim 2021 sonundaki olan hareket gibi 40'tan bir anda 60'a çıkmış. Ondan sonra kontrollü kura geçmişler. Kontrollü kurla ara şoklar falan oluşmuş. Bakın 2021 yılında dolar kuru yaklaşık olarak kontrollü şoktan hala devam ediyorlar gerçi ama biraz daha eğimini arttırdılar. Çünkü enflasyon orada yükseldi. 86 seviyesindeymiş 2021'de, biz işte 18'i gördüğümüz zaman. Şu anda resmi kur 350. Ama tabii orada enflasyon %100'ün üzerinde. Yani böyle bir durum var. %140'tı galiba en son bildiğim kadarıyla. Yani burada Barış bir şey mi dedin? Sesin gelmedi. Kur 300'lerde ama aslında serbest piyasada alabileceğin kur 500'lerin üzerinde değil mi Nura? 700. 700 mi oldu? Neredeyse 700 yani. Evet, 650-700 civarında. Yani burada şey var işte, mavi dolar dedikleri bir internet sitesi açmışlar. Arjantin'le ilgili videolar, gezi programları seyrederseniz görürsünüz. İnsanlar gidiyor restoranlarda ya da bu işte özel kambiyo bürolarında bunları bozduruyorlar falan. Yani o yüzden hani, çünkü ciddi bir kambiyo vergisi getirmiş. %35 galiba kambiyo vergisi var Arjantin'de. Bundan kaynaklı olarak sıkıntı var. Yani bir şey kıstığınız zaman doğal olarak siz başka yer altına ya da duruma itiyorsunuz. Serbest de böyle hareket olmuş. Şimdi bakın, bu dediğim gibi şeytanın avukatını yapıyorum. Böyle bir şey olur demiyorum. Ama kontrollü kur götürdüğünüz zaman doğal olarak resmi kurla özel sektör kuru arasında açılmalar oluyor. Yani serbest kur arasında açılmalar oluyor. Bizim de en büyük endişemiz o. Çünkü o zaman ne oldu? Seçimden önce bunu yaşadık. İnsanlar kapalı çarşıda, gidenler görür. Hatta o dönemde çok anlatmıştım. Kasa, büyük kasalar, böyle tekerlekli kasalar yanında iki tane güvenlik görevlisiyle dolaşıyorlardı. En son yine Barış'la o tarafa gitmiştik. Bir işte bir ziyaretimiz vardı. Bir de yemek yedik o civarda. Sevdiğim bir restoran var, ayıptır söylemesi. Gittik, orada gördük. O kasalar yoktu.
Çünkü kur artık normale dönmüştü. O yüzden bu tür şeyler artık nakit hareketlere dönmeye başlıyor ki bu tedirgin edici durum oluyor. Umarım böyle bir şeye dönmeyiz. O yüzden dediniz ya bu kontrollü kur, evet kontrollü kur güzel ama içeriye para soktuğunuz sürece güzel. Kontrol etmeniz için iki şeye ihtiyacınız var. Faiz oranlarını ciddi şekilde kontrollü şekilde yükseltmeye, enflasyon oranı en azından şeffaflığa, enflasyon oranının gerçekten şeffaf ve doğru verilir olmasına. Üçüncü olarak da kura müdahale edecek kadar dövizinizin olması ve beklentiyi yönetmenize bağlı. Şu aşamada bunlar iyi gidiyor. Ama değil mi? Gene aynı yere geliyoruz. Bizim miladımız şu anda 31 Mart seçimleri. Neden? Aslında seçim hiçbir önemi olmayan bir şey. Ama bu seçim, daha önceki genel seçimlerde bu büyük şokları, dalgaları ve tedirginlikleri gördüğünüz için insanlar bundan dolayı bir acaba bir şey olur mu endişesi taşıyor. Yabancılar da bu endişeyi taşıyor. Çünkü onlar da bizi çok yakından izliyorlar. Hatta bizi diğer ülkeleri çok daha yakından izledikleri için bu örnekleri bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden bizim en büyük tedirginliğimiz bu kontrollü kur güzel. Hakikaten iyi gidiyor ama döviz içeri girmeye başlarsa daha iyi olacak diye düşünüyorum. Doktor Nursel gene çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi merakla bekliyorum. Dün çok isabetli bir tahminde, yani daha doğrusu bir projeksiyon yaptı. Öğleden sonra dedi ki hava bozabilir. Şimdi yeni yaklaşımı, vallahi diplere yapışıyoruz galiba. Bu sefer de biraz daha pozitif bir hava olabilir dedi. İzleyeceğiz, göreceğiz. Nuri Sevgen, kolay. Ya burada küçük bir notu düşeyim. Cuma günlerinde tedirginliğimiz vardı. Biliyorsunuz İsrail-Gazze mevzusundan dolayı. Dün Birleşmiş Milletler'den bir karar çıktı. En azından hani kara harekatı bu hafta sonu olmayacak görüntüsü hakim. O yüzden bugün, yani bugün ve Cuma günü beklentilerden daha iyi bir piyasa görme ihtimalimiz var. Buna dayanarak da bunu söylüyorum. Ben de bunu küçük bir not olarak da düşeyim. Çok teşekkürler. Güzel. Kolaylıklar diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Nuri Sevgen'i uğurladık. Yatırım Finansman.